Beyond'dan herkese selamlar. Ben İsmail Saike. Bugün uzun zaman önce yaşadığım diz sakatlığım, hem menisküs yırtığı hem çapraz bağda zorlanma, işte kondromalezi patella ve yani genel olarak yaşadığım bu diz sakatlığı hakkında bana YouTube ve Instagram üzerinden çok fazla soru geldi. Ben de bu soruları Instagram DM bölümünden veya YouTube'da bir yorum üzerinden cevaplayamayacağım için, çünkü gerçekten uzun bir süreç ve bu süreç hakkında nasıl tecrübeler kazandım, bu süreci nasıl yönettim ve bundan nasıl kurtuldum, bunlar hakkında kendi yaşadığım tecrübeleri sizlere aktaracağım. Öncelikle videoya başlamadan şunu söylemek istiyorum. Ben bu işin uzmanı değilim. Ne bir doktorum, ne fizyoterapistim, ne de başka bir şey. Ondan dolayı bu videoda sizlere sadece yaşadığım tecrübeleri ve uyguladığım şeylerden bahsedeceğim. Çünkü ben bu sakatlığı yaşadığımda aynı şekilde YouTube'da birçok video aramıştım. Ve gerçekten çok az bir içerik var. Bazı doktorlarımızın çektiği videolar vardı. Aynı şu an benim çektiğim gibi de birkaç tane kendi tecrübelerini anlatan sporcular vardı. Ben de bu videoda sizlere şimdi kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. O zaman gelin şimdi başlayalım. Öncelikle bu sakatlığı 2017-2018 senesinde yaşadım. Bu sakatlığı yaşamamın sebebi, o dönemler parkur sporu yapıyordum. Parkur sporunu bilenleriniz vardır. O taklalar üzerine, işte oradan oraya sıçrama üzerine vesaire derken. Burada dizlerime gerçekten çok yük bindi ve bilinçsizce küçük yaşta yaptığımdan dolayı dizimde aşınmalar ve zorlanmalar oldu. Bundan dolayı da en düşük seviyede, yani en kolay atlatılabilecek seviyede menisküs yırtığı oluşmuş. Tabii bu süreçte şöyleydi. İlk başta yırtıldı, uzun bir süre işte ağrı yarattı, içerisinde bir böyle bir şişme oldu, ısı hissiyatı vesaire. Zaten menisküs veya menisküs yırtığı veya farklı bir sakatlık, o bölgede bir herhangi bir yırtılma vesaire olduğu zaman ödem topluyor, orada bir ekstra ısı oluyor vesaire derken orada hani bir problem olduğunu vücut bize söylüyor. Zaten ödemin en büyük amacı da budur. Orada bir problem olduğunu, orada bir sorun olduğunu bizlere söyler vücut. İlk başta gittim, bir MR çektirdikten sonra yırtık olduğunu öğrendim. Ardından başka bir doktora gittim. Hani bir farklı doktor olsun vesaire diye. O doktora gidince bana yat geçer dedi. Ben de tabii o zamanlar hem yaştan dolayı hem de bu konular hakkında hiçbir tecrübem, bilgim olmadığından dolayı ben iyileşeceğini zannediyordum. Hani vücut genel olarak nasıldır? Hani bir kas yırtılsa dahi, bir kas fibrili, kendini bir şekilde toparlar ve o bölge iyileşir. Ama menisküste öyle bir durum söz konusu değilmiş. Menisküs vücuttaki diğer bölgeler gibi kendini iyileştirebilen, tekrardan onarabilen bir bölge değil. Ondan dolayı ben de bu bilgiyi bilmediğim için o doktoru dinledim ve 1-2 aylık bir süreç yattım. Tabii yattıkça daha da kötüleşti. O bölge hareketsiz kaldıkça daha da büyük sıkıntılar yarattı. Ve özellikle o dinlenme sürecinden sonra da bir spor hekimine gittim. Orada bana dedi ki vastus medialis kası, yani üst bacağımızdaki bulunan, dizi en çok tutan kas grubu. Bu kas grubunda dedi, çok zayıflama olmuş dedi. Ve diz kapağını tutabilen ve işte o bölgedeki basıncı, yükü azaltabilecek kas grubu çok yetersiz dedi. Tabii bundan sonra böyle olmaması gerektiğini anladım. Beni bir fizyoterapiste yönlendirdi. Bir 20 seans kadar bir fizyoterapist desteği aldım. Biliyorsunuz ki şu tens cihazları var. Fizyoterapiye gidenler bilir. Şöyle göstereyim. Bu tens cihazları var. Bunlar yapışkanları biraz azaldığından dolayı dökülüyorlar sıra sıra ama. Bu tens cihazları ufak ufak elektrik veriyor o bölgeye. O bölgedeki kanlanmayı, kas aktivasyonunu sağlıyor. Hem diz çevresine, diz kapağı çevresine ödemi azaltmak, ödemi dağıtmak amaçlı uyguluyorlardı fizyoterapide. Hem de kaslara, bunların farklı modları var çünkü, hem de kasları aktif etmek için hem vastus medialis'e hem quadriceps'in üst tarafına vesaire bağlıyorlardı. Kasları aktif edip güçlendirmek açısından. Çünkü neden? Kasların güçlü olması lazım ki o eklemi tutacak kas gruplarının ekleme binecek yük azalsın. Mesela çok fazla masa başında oturan sedanter bireylerde, kas gruplarını kullanmayan ve çok zayıf kas gruplarına sahip olan insanlarda çok fazla eklem problemi olur. Kasları aktif etmediklerinden dolayı. Kaslar ne kadar güçlü olursa, kaslar ne kadar aktif olursa bizim de eklem sağlığımız ve eklemlere binen yük o kadar iyi olur. Bu 20 seanslık fizyoterapi sürecinden dolayı süreç böyle sürekli kendi kendine devam etti. İşte ben dinlendim, tekrar böyle bir fizyoterapi derken sürekli ama gidiyorum, MR çektiriyorum süreci görmek, takip etmek için. Belki de bu poşette de MR'ları saklıyorum. Kaç tane MR var bilmiyorum. Burada en az bir 8-9 tane, belki 10 tane CD var. Şöyle şey yapayım. Hem sağa çekiyorum hem sola çekiyorum. Solda olduğundan dolayı ilk başta solda olmuştu menisküs yırtığı. Ama sürekli sağ bacağa yüklenmekten sağ bacak da ağrı yapmaya başladı. Orası da beni korkuttu. Sola çektirirken sağda çektiriyorum. Artık hastanelerle böyle kanka olduk. Herkes böyle tanıyor falan. Devlet hastanelerinde yani.
Ve birçok hastaneye de gidiyorum bu arada. Tek bir hastanede değil, hem Beylikdüzü'nde Devlet Hastanesi'ne gidiyorum, hem Büyükçekmece'ye gidiyorum. Baltalimanı Kemik ve Kemik Hastalıkları Hastanesi var. Bilen orayı zaten bu tarz şeyler yaşayanlar bilir. Bu tarz şeylerde ortopedik rahatsızlıklarda en büyük, en kapsamlı hastanelerden bir tanesi. Oraya gidiyorum. Özel hastanelere, Acıbadem'e gittim, şeye gittim falan. Farklı yerlerden doktorlar derken ve fizyoterapi anlamında da farklı fizyoterapistlere de bir gittim. Hani farklı gözler görsün ne yapabilirim vesaire derken. Bu süreç böyle uzadıkça uzadı. En son aldığım fizyoterapi desteği de Bezmi Alem'in Eyüp'teki sporcu sağlığı merkeziydi. Orada en son doktor bey dizlerimden MR isteyince, o MR sonuçlarına bakarken sol dizimdeki menisküs yırtığıyla beraber çapraz bağda esneme, zorlamaya dayalı olarak ve diz kapağında kondromalazi patella dediğimiz, yani ekstra böyle bir sürtünme, İki kas grubu arasındaki dengesizlikten dolayı oluşuyormuş. Bir kas grubunun, yani quadricepsin sol tarafı ve vastus medialis sağ tarafı, yani öyle adlandıralım. Bir taraf daha güçlü olduğu zaman o tarafa doğru çekiyor. Tabi benim dış taraf daha güçlüydü. Vastus medialis'in zayıfladığını söylemiştim. Vastus medialis zayıfladığından dolayı diz kapağını bu tarafa doğru çeken ve dengeleyen bir güç bulunmuyor. Ondan dolayı da diz kapağında sürekli sola doğru çekmeden dolayı olması gerektiği hatta hareket etmeyince bir aşınma meydana gelmiş. Tabii bu da işte bilinçsizliğin, iyi bir destek alamamanın, iyi bir bilgi sahibi olan birisiyle karşılaşamamanın getirdiği şeyler oldu bana. Süreç gerçekten bayağı bir uzadı. Oradaki tedavimde en güzel yanı fizyoterapi bölümüyle sporcu sağlığı merkezinin yan yana, hani birleşik olmasıydı. Aynı kattaydı. Üçüncü katı komple ona ayırmışlardı. Oradaki tedavimde ilk başta profesyonel bir hoca eşliğinde antrenmanımızı yapıyorduk. Bu antrenmanda oradaki stabilizasyonu sağlamak için, antrenman dediğime bakmayın, hani squat vesaire farklı şeyler değil. Oradaki profesyonel hoca eşliğinde bacaktaki kas gruplarını güçlendirmeye dayalı çalıştık. Yani orada işte stabilize edici hareketler, bosu üzerinde işte top atmalar, stabilizasyon hareketleri, makinalarda leg extension'lar, orada bulunan farklı böyle pek Türkiye'de bulunmayan, hani bu rehabilitasyon için kullanılan bazı aletler vardı, kas gruplarını farklı yönlerde çalıştırmak için bisiklet vesaire derken bu süreci oradaki kas gruplarını aktif edip güçlendirerek devam ettirdik. Ayrıca bu güçlendirme süreciyle beraber de aynı katta fizyoterapi bölümü vardı. O fizyoterapi bölümünde de işte elektromanyetik terapimiz, yani bu daha demin gösterdiğim TENS cihazıyla kasları ekstra aktif etmeye, rahatlatma, diz çevresindeki ödemi, diz içerisindeki ödemi yaymak için de bir elektromanyetik tedavi vesaire ederken orada süreci iyi atlattık. Tabii bu süreçten sonra da devam etti mi etti. Ben en son 2019'un ortalarında aktif olarak tekrardan spora geri döndüm. Tabii bu döndüğümde de ağrılarım biraz da olsa mevcuttu. Fakat buraya kadar olan süreçte fizyoterapistlerden, doktorlardan öğrendiğim, orada hangi hareketlerin yapılması gerektiği ve YouTube'dan izlediğim farklı videolarla da o bölgeyi nasıl koruyacağım ve oradaki kas gruplarını nasıl iyi bir şekilde dize hasar vermeden aktif edeceğimi öğrenmiş bulundum. Ve 2019'da o aktif olarak geri dönüşümden sonra bacak kaslarım iyice güçlendi ve dizime binen yük ciddi manada azaldı ve dize binen yük azaldığından dolayı da, yani o bölgedeki ödem gittikçe azalmaya başladı. Yani şu an bile hala menisküsüm yırtık içeride, fakat bacak kaslarım güçlü olduğu için o bölgeye binen yükü azaltıyor ve orada problem yaratmıyor benim için. Şu an yani yüksek kilolarda squat da yapıyorum. İşte şu an yapamadığım aktivite, hani koşular olsun, farklı şeyler olsun, şu an yapamadığım bir aktivite yok. Çok şükür ki herhangi bir problem yaratmıyor bana. Tabii ne kadar oldu? Yaklaşık bir 5 sene kadar oldu diyebilirim. İlk başlarda insanları gördüğümde hani böyle yere çömeliyorlar, işte ne bileyim squat yapıyorlar, barla falan değil, hani normal yere oturup kalkmadan bahsediyorum. Yani normal boş air squat vesaire yaptıklarında bile inanılmaz geliyordu. Hani bir insan nasıl yere çökebilir falan diye düşünüyordum yani. Çünkü o kadar uzun süredir oturmamıştım ki yere, hani dizim hiç kırılmamıştı. Bu da böyle dışarıdan böyle insanları, koşan insanları, farklı şeyler yapan insanları görünce hayret ediyordum, yani hani nasıl yapabilirler falan diye. O da bu tarz sakatlıkların getirdiği bazı kötü yanlar. Hatta bununla ilgili de Instagram'dan birkaç tane mesaj gelmişti. Abi menisküsün olmasına rağmen bu kadar böyle işte squat yapabilmem vesaire çok hayret edici geliyor falan diye. Yani o ilk başlarda gerçekten öyle oluyor. Çünkü uzun bir süre oturup kalkmayınca, eskiden yapabildiğiniz hareketleri yapmayınca, farklı birilerinin yaptığını görünce çok garip geliyor gerçekten. Gelelim bu süreçte en çok fayda gördüğüm uygulamalar. O bölgede ağrı yapan şey ödem ve orada bize problem yaşatan şey de ödem. Bu ödemi dağıtmak için
ve o bölgeyi rahatlatmak için sürekli buz uyguladım. Bazı zamanlar günde 5 defa, 6 defa, 7 defa özellikle antrenmanlardan sonra buz uygulamaları yaptım ve uzun bir süre yapmaya devam ettim. Hatta şu an bile herhangi bir problem olmayan eklemlerimde dahi o bölgeyi çok kullandıysam antrenmanlardan sonra o bölgeye yine buz uygularım. Bunlar illa yardımcı bir uygulama yapmak için sakatlanmanıza gerek yok. Ama bizim şu an konumuz sakatlık. Bu uygulamayla, buz uygulamasıyla gerçekten dizimi çok rahatlattım. Yani nereye gitsem bir buz poşeti bulup hasarlı bölgenin üzerine koyup rahatlatıyordum. Özellikle yaz zamanlarında gerçekten ekstra zaten yani havanın da ısınmasıyla diz bölgesinde çok fazla ısı oluyordu. Ve bu da ağrıyı artırıyordu. Ondan dolayı yaz zamanlarında da dışarı çıktığımda mesela ekstra bir buz uyguluyordum. İkincisi olabildiğince ayakta kalmamaya ve o bölge üzerindeki baskıyı sürekli azaltmaya çalışıyordum. Bu da gerçekten çok önemli. Çünkü ne kadar ayakta durursam ağrım o kadar artıyordu. İşte toplu taşımada, işte farklı yerlerde vesaire olabildiğince böyle oturmaya çalışıyordum veya kullanmamaya çalışıyordum. Bir şekilde hani oturuyordum yani. Birilerinden rica ediyordum falan. Çünkü bunu da yapmanız lazım. Çünkü ne kadar ayakta kalırsanız o bölgeye o kadar çok hasar veriyorsunuz ve ödemin artmasını tetikliyorsunuz. Bir üçüncü olarak da bu süreçte daha demin gösterdiğim tens cihazı vardı. Bu tens cihazını da sürekli fizyoterapiye gidip hani uygulamak yerine zaten basit bir uygulama. Bazı modları var. O modları açıp günlük 20 dakika, 40 dakika, 20-20 hani bölüp bu bölgenin aktif olması için elektromanyetik bantları takıp üzerine buz koyarak evde de kendim bir nevi fizyoterapi uygulamalarını yapıyordum. Zaten doktorunuz veya işte fizyoterapistiniz size gittiğiniz zaman elinizde genel olarak onların böyle bir kağıtları olur. Uygulamanız gereken, evde de yapmanız gereken günlük bir defa, iki defa fark etmez. Çünkü her gün fizyoterapiye gidemeyeceğiniz için uygulamanız gereken hareketleri sizlere verir. Bu hareketleri de işte havluyla genel olarak uygulanır. İşte yastık basma olsun, diğer şeyler olsun. Bu tarz hareketlerle de o bölge çevresindeki kas gruplarını güçlendirmeye yönelik çalışmalardır. Bunlardan da çok fayda gördüm. Gelelim bir diğer fayda gördüğüm noktaya. Gece uyurken dizlerimin arasına yastık almak. Bu çok önemli. Eğer yan yatıyorsanız iki diz arasına kesinlikle bir yastık almalısınız. Dizler böyle birbirine ne kadar yaklaşırsa o kadar kötü bir açıya gidiyor ve ağrımı gittikçe arttırıyordu ki bu öneriyi de bana bir doktor söylemişti. Yatarken iki dizlerin arasına yastık alma. Hani normalde zaten dizlerimizin arasında bir boşluk var. Şöyle ekrandan bakayım. Zaten bir boşluk var. Biz yatarken tabii ikisi birleşince şu şekilde birleşmiyor. Şöyle birleştiği için diz olmaması gereken bir açıya gidiyor ve uzun süre hani 7 saat uyuyoruz, 8 saat uyuyoruz. O şekilde o pozisyonda kaldığı zaman ciddi bir ağrı yaratıyor. Peki sırt üstü yatıyorsanız da aynı şekilde dizinizin altına, dizinizin böyle dümdüz olmaması için bir yastık, ufak bir yastık, yalnız büyük yastıklar değil. Lütfen bu noktaya dikkat edelim. Ufak bir yastığınızda dizinizin altına koyarak destekleyebilirsiniz. Uyku kısmında da en çok fayda gördüğüm ve oradaki ağrının azalmasını sağlayan uygulama da bu uygulamaydı. Eminim ki en çok sorulacak sorulardan bir tanesi de alınması gereken takviyeler veya takviye alınması gerekiyor mu? Genel olarak doktora gittiğiniz size belli başlı markaların, genel olarak belli başlı ürünler vardır. Bu ürünler içerisinde işte kolajen ve o bölgeyi destekleyici işte bileşenli olan ürünler var. Bileşik ürünler işte içerisinde D vitamini, çinko vesaire. Hani o bölgenin iyileşmesini hızlandırabilecek kolajendir vesaire. Eklem sağlığını destekleyecek ürünler diyelim kısacası. Bunları almaya gerek var mı? Şimdi şöyle bahsedelim. Mesela yağ yakıcı ürünler var değil mi? Mesela CLA, karnitin. Siz yemenize dikkat etmediğiniz sürece bu ürünler size herhangi bir fayda sağlamaz. Gider de günlük 5-6 bin kalori alır. Her gün hamburger, fast food veya kötü beslenirseniz bu alacağınız yağ yakım ürünleri sizin için hiçbir işe yaramaz. Aksine ekstra vücudunuza bir yük bindirmiş olursunuz. Karaciğeriniz boşu boşuna yorulur. Şimdi beslenme bu noktada, bu iyileşme noktasında gerçekten o kadar önemli ki vücuda bu süreçte olabildiğince temiz besin sokmamız lazım. İyileşmeyi hızlandırmanın da en önemli noktalarından bir tanesi beslenme. Temiz beslenip vücutta inflamasyon yaratmayacak gıdalar vücuda sokmalıyız. Yani bu süreçte sürekli böyle hani zaten sakatım, zaten kalkamıyorum falan deyip genel olarak bu süreçte can sıkıntısı çok fazla olur. Sürekli yemek yeme isteği oluyor. Tabii ki de bu süreçte yemek yeme isteği temiz anlamda olmuyor. Ve sürekli fazla kalori alıyoruz vücuda. Özellikle rafine şeker almak vücutta inflamasyonu çok artırıyor. İnflamasyonu artırması da o bölgede ekstra ağrı, ekstra ödem ve o bölgenin iyileşmesini yavaşlatma anlamında da etkileri bulunuyor. Bu evrede ne kadar dikkat ederseniz her manada, fiziksel anlamda ilk başta bahsettiğim uygulamalardan beslenme kısmına kadar, beslenmeyi çok doğru uygulayıp vücudunuzu temiz gıdalarla beslemeniz iyileşmeyi hızlandıracaktır. Bu iyileşmeyi hızlandırırken, temiz gıdalarla beslenirken yanında da ekstra olarak eklem bölgelerini destekleyecek takviyeler alırsanız ekstra fayda görürsünüz. Ama tabii ki yine hamur işleri yemeye devam eder, rafine şekeri vücudunuza sokmaya devam ederseniz
o bölgedeki inflamasyonu ve vücuttaki genel olarak inflamasyonu sürekli artırmış ve bir iyileşmeyi yavaşlatmış olursunuz. Kendi serüvenimden bahsettim. En son lafı toparlayacak, vereceğim tavsiyeleri sıra sıra birleştirecek olursak, ilk başta yapmanız gereken şey bir doktor muayenesinden geçmek. Bu gerçekten en önemli nokta. Böyle şu an bu videoyu izlediğiniz gibi farklı videolar izleyerek, bu videodan işte bir şeyler duyarak vesaire kesinlikle hareket etmeye kalkışmayın. En başta da söylediğim gibi ben ne doktorum ne de fizyoterapistim. Ben sadece burada kendi yaşadığım tecrübelerden menisküs sakatlığı sürecinde nasıl atlattım, nasıl geçirdim ve bu süreç içerisinde fayda gördüğüm şeylerden bahsettim. O yüzden kesinlikle ilk başta yapmanız gereken şey bir doktor muayenesinden geçmek. Zaten sizden büyük ihtimalle MR isteyecektir dizinizde herhangi böyle bir problem olduğunu anladığında. Ardından bu doktor muayenesinden sonra sizi genel olarak, hani bir doktorun bu ilaçla çözülebilecek bir hastalık olmadığından dolayı, sizi %99 olarak bir fizyoterapiste yönlendirecek. Bu fizyoterapiste yönlendirdikten sonra asıl iş zaten fizyoterapiste bitiyor. Bu sakatlığınız için sizlere hazırlayacağı geri dönüş programı ile o bölgenin geri toparlanmasındaki ilk adımı atmış oluyorsunuz. İşte buz uygulamaları, elektromanyetik uygulamalar, egzersiz hareketleri, ki en önemli nokta bence ve en çok fayda gördüğüm şey buydu. O bölgedeki kaslar ne kadar çalıştıysa, tabi doğru şekilde, hani gidip de hani o sakatlık varken gidin lunge yapın, squat yapın vesaire değil. O bölgeyi çalıştırabilecek, o bölgedeki kas gruplarını çalıştırabilecek en hafif hareketler diyebiliriz. Hatta şurada kağıt vardı. Bunu ortasında da söylemiştim. Böyle genel olarak fizyoterapistlerin size hareketler verir diye. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Gözüküyordur herhalde. İşte genel olarak zaten hep havlu hareketleri oluyor. Yastık sıkıştırmaları oluyor. İki diz arasına al, yastık sıkıştır. İşte dizin altına havlu koy, havlu bastır gibisinden. Böyle basit hareketler oluyor ama o basit hareketler zaten siz eski performansınızda, eski gücünüzde ve eski sağlığınızda olmadığı için zaten o kas gruplarına fazlasıyla etki ediyor. Zaten dediğim gibi bu noktada fizyoterapistiniz sizi en iyi yönlendirecek kişidir. Ardından gelelim üçüncü kısma. Bu fizyoterapi süreciyle beraber hayatınızda bazı değişiklikler yaratmanız gerekiyor ki en önemlisi de bence bu. Hayatınız o süreçte iyileşene kadar eskisi gibi olmayacak. Sürekli çıkıp oradan oraya bence gezmemelisiniz. Olabildiğince o bölgeyi korumaya dayalı ilerlemelisiniz. Ben o kadar korumacı olmuştum ki bu sakatlığın ilk 1-2 yılında sürekli böyle işte ne bileyim toplu taşımada oturmak için uğraşıyordum. İşte ne bileyim kendimi dizimi olabildiğince korumaya çalışıyordum. Kimse çarpmasın. İşte olabildiğince ayakta durmayayım. Bölgedeki basıncı yükü hafifleteyim gibisinden sürekli böyle korumacı içgüdüyle, ki insan zaten böyle oluyor. Biz insanoğlu olarak, fıtrat olarak kendimizi korumacı varlıklarız. Ondan dolayı zaten bu süreçte kendinizi korumaya yönelik içgüdüsel olarak bir faaliyetlerde bulunacaksınız. Bu süreçte hayatınızda değiştirilmesi gereken şeyler de önceki yaşantınızla ilgili şeyler. Mesela beslenme konusunda değişikliklere gitmelisiniz. Temiz beslenmelisiniz. Vücudunuza rafine şeker sokmamalısınız. Eğer iyileşmenin daha hızlı olmasını istiyorsanız ve daha sağlıklı bir şekilde olmasını istiyorsanız, ki zaten bu sağlıklı beslenme sadece sakatlık döneminde değil, hayatınızın daha sağlıklı, daha zinde, daha iyi bir insan olmak için de temiz beslenmeli ve hayatınızı yoluna sokmalısınız. Ve ayrıca bu fizyoterapi uygulamalarının dışında da günde zaten 1 saat o uygulamaya gideceksiniz. Genel olarak fizyoterapi mekanları da hafta sonu kapalı olur. Ama bu uygulamaları neredeyse her gün uygulamanız gerekiyor ki onlar da zaten sizi yönlendirecektir. Evde gösterdiğiniz çaba da fizyoterapide gösterdiğiniz çaba kadar önemli. Evde de sürekli işte buz uygulamaları yapmalısınız. Belki eve tens cihazı alabilirsiniz. Bu ekstra size fayda sağlayabilir. Kendi başınıza göstermiş olduğunuz çaba da bu iyileşme sürecini hızlandıracak faktörlerden bir tanesi. Gelelim son kısma. Bu kısımda gerçekten en zor kısım. Bir önceki en önemlisiydi. Bu da en zor kısım. Bu da sürece güvenmek ve sabretmek. Gerçekten bu süreçte ben de çok yıprandım. Eskiden yapabildiğiniz birçok şey yapamıyorsunuz. İşte normal günlük yaşantınızı çok büyük manada etkiliyor. Böyle bir el sakatlığı veya dirsek sakatlığı gibi değil ki, zaten dirsek veya el bile olsa vücuttaki hani önemsiz diye bir yer yok. Bir parmak sakatlığı dahi yaşasanız birçok anlamda hayatınızı, hayat şartlarınızı etkiliyor. Ki dizinizde olduğu zaman bu sakatlık yürümenizi engelliyor, bir yerden bir yere gitmenizi engelliyor. Yani sizi olduğunuz yere sabitliyor, kilitliyor diyebilirim. Bu süreçte en önemli noktalardan bir tanesi de kesinlikle zihinde. Zihnimizi bu süreçte iyi korumalıyız. Olaylara iyi taraftan bakalım. Her zaman kötü taraftan bakmamıza gerek yok. Tamam, bu olay yaşandı, hiç hoş değil ama bu olayın içinden nasıl çıkacağım? Nasıl en kısa sürede çıkabilirim? Bu kendinize sormanız gereken sorulardan bir tanesi. Kendinizi boşu boşuna olmuş bir şey için hırpalamaya ve kendinize kızmaya hiç gerek yok. Zaten yaşanmış, ki bazen bu istek dışı da oluyor. Bazen birisinin yürürken oluyor. Ayağı kayıyor, işte çapraz bağ kopuyor. Mesela özellikle buzlu işte havalarda falan, yerin buz tuttuğu dönemlerde oluyor böyle şeyler. Menisküs yırtılmaları falan, çapraz bağ yaralanmaları, bunlar olabiliyor. Madem yaşandı, bu süreci
en hızlı şekilde nasıl toparlanma konusunda atlatırım. Yani çoğu şey de zaten zihinden geçiyor. Zihin olarak güçlü olmamız bu sakatlık döneminde çok önemli. Kendimizi salmamamız gerekiyor. Bu sakatlık döneminde en net olarak öğrendiğim şey de buydu. Kendimi ilk başlarda çok salmıştım. Hani zaten sakatlandım. Hani işte zaten yatacağım bu süreçte falan deyip kendimi salmıştım. Ama sonra baktım böyle olmuyor. Zihnen kendimi topladım ve daha güçlü olarak bu süreci yönetmeye yöneldim. Sizin de yapmanız gereken bence bu süreçte kendinizi salmamanız. En önemli noktalardan bir tanesi de bu. Sadece bu sakatlık kısmında değil, herhangi bir hastalıkta veya hayatınızın herhangi bir noktasında da kendinizi salmamanız, zihnen güçlü olup o şeyi yönetme anlamında faaliyet göstermeniz çok önemli. Genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu kapatmadan tekrardan söylemek istiyorum. Buradan ne doktorlara ne de fizyoterapistlere saygısızlık olmasın. Eğer içeride yanlış bir şey söylediysem, yanlış bir bölüm geçirdiysem yorumlarda bunları düzeltebilirler ki yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. İstemeden belki bir içeride yanlış bir şey söylemişimdir ki zaten hani bu tıpta veya sporda, bizim işimiz spor belki ama tıpta veya sporda veya farklı bir bölümde bir tane doğru olmuyor. Birçok kişi, yani birçok doktor da mesela gittim, bir önceki doktorun söylediğini söylüyordum. Hani bana diyordu ki yanlış değil, diğer taraftan da bakmak lazım gibisinden. Hani ondan dolayı ben belki o şekilde doğru olarak biliyorumdur ama diğer taraftan da bakılması gerekiyordur. Farklı bir göz, farklı bir doktor bunu başka taraftan baktığında görebilir belki. O yüzden yorumlarda bunları düzeltirse bu videoyu izleyen kişiler de faydalanmış olur. Geçmiş olsun diyorum. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşmek üzere.